Değerli saatseverler, hepinize iyi bir hafta sonu diliyoruz. Bugün yine çok eğlenceli, çok böyle fantastik bir modelle evet. birlikteyiz. Raymond Whelan, Freelancer Basque Special Edition modeli. Model, Markayı Horobox'ta ikinci kez konuk ediyoruz. Evet. Hı -hı. Ve bizi şaşırtmaya devam ediyor. Ama Kesinlikle. bu seferki şaşkınlığımız herhalde... Başka bir boyutta. <laughs> Sadece bırak. saatin kalitesi değil aynı zamanda saatin kişiselleştirilmiş detayları da gerçekten çok şaşırtıcı. Çok güzel bir saat. Daha önce Raymond Vail'i biz yine çok başarılı ve bizi şaşırtan kalite detaylarına sahip bir world timer ile konuk etmiştik. Bu sefer yine special edition bir saatle birlikteyiz ve ben yeniden saati çok beğendiğimi, markaya olan sempatimin arttığını söyleyebilirim hatta. Şimdi saatin herhalde üzerindeki bütün detaylardan bahsetmeye kalksak video 1-2 saat sürer diye düşünüyorum evet. ama hikayenin arkasındaki ismi biraz bize anlatırsan. Basko'ya kimdir, nedir? Hı -hı. Yani nasıl bu noktaya gelmiş? En azından biraz daha kolaylaştırmış oluruz Tabii. saatin tanıtımını. Şimdi aslında Raymond Vale sanatla iç içe bir marka. Özellikle müzik konusunda çalışmalar olan, müzik Hı -hı. collaborationları yapan bir marka. Hatta müzik markanın o kadar içindeki pek çok ürün grubuna, modeline de yine özellikle klasik müziğe dair terimlerden, isimler buluyor. Bunları yani kullanıyor. Beatles'ı görebiliyoruz. Yaptığı collaboration'lar içinde The Beatles var. David Bowie evet, var. Bob evet. Marley var. Yani birçok sanatçıyı bir şekilde saat modellerinde canlandıran, onlara yer veren bir marka. Fakat daha önce herhangi bir ressamla yani görsel sanatlarla ilgili bir sanatçıyla çalışmamıştı. Bu sanırım bu konudaki ilk modellerden biri diyebilirim. Jean-Michel Basquet Amerikalı bir sanatçı. Hem grafiti hem de modern resim konusunda başarılı bir ressam diyebiliriz. Ona dair söylenecek çok şey var. Çünkü kısa ömrüne gerçekten büyük başarılar evet, evet, evet. koymuş. 28 önemli. yaşında vefat etmiş. Evet 28 yaşında mi? ölmüş bir sanatçı ve pek çok aslında ressamın aksine kendi sağlığında yaşadığı dönemde kıymeti bilinen ve başarısıyla ünlü olabilen bir sanatçı. Kendine has bir üslubu var. Bu üslupla yarattığı çeşitli eserler var. Bu eserlere dair pek çok detayı saat içinde görebiliyoruz. Birazdan bahsedeceğim. Aynı zamanda çok Ünlü bir sanatçı derken şunun da altını çizmek isterim. Sanat eserleri müzayedelerde nadiren satışa çıkıyor. Ve satışa çıktığı anda dakikalar Ortalık içinde rekor yani. fiyatlara satılabiliyor. Yani 8 senelik ressamlık hayatına bu kadar başarıyı sığdıran ve günümüzde bile ölümünün arkasından geçen 20 seneden sonra hala bu derece tanınıyor ve seviliyor olması bence onu ilginç yapan detaylardan biri. Sanata yakın olan izleyicilerimiz ve bu modeli belki bu videoyu seyretmeden önce inceleyen dostlarımız bilir ama saate baktığımızda ortasında bir dinozor figürü görüyoruz. Doğru, evet. Yani bu zaten Basquiat'in imza detaylarından, imza karakterlerinden Aynen. biri. Saatin detaylarını konuşmaya o dinozordan başlayalım diyorum. Eğer Basquiat bir müzik sanatçısı olsaydı bu saat onun best of albümüydü yani, desek değil mi? Yani ona dair pek çok detay var. Ben dinozor dahil olmak üzere kısaca anlatayım. Saat 12 hizasında da yer alan bir taç figürü var. Bu yine sanatçının çok bariz eserlerinde kullandığı bir figür. Orta kısımda yer alan dinozor bir T-Rex. Bu da 1984 senesinde sanatçının Pez Dispenser diye bir eseri var. Orada yer alan bir detay. Kadran aslında oldukça sempatik bir görüntü katıyor. Alt kadranda kullanılan yaşam, ölüm, insan detayı yine baskenin eserlerinde yer verdiği yaşamsal döngüyü temsil ediyor. Kurma kolu ve kronograf butonların üzerinde de çeşitli semboller var. Kadranda, var, Çok iyi. evet. Kadranda gördüğümüz taç mesela kurma kolunun üzerinde. Başlat, Durdur butonunda bir dolar işareti, sıfırla ve iptal et butonunda da bir copyright işareti var. Oldukça eğlenceli. Bunun yanı sıra aslında Basquiat'in kullandığı renkler de buraya gönderilmiş. Ana tema yani toplamda 6 tane gerçek renk olduğunu düşünecek olursak, Basquiat bunun üzerine çalışan bir ressamdı ve bunları da bir şekilde saatin kadranına ve seramik bezel minesine aktarmayı başarmışlar. Raymond Weil'in koleksiyonunda farklı farklı model aileleri var. var. Bu special edition'ı yapmak için neden sence freelancer Model ailesini seçmişler. Freelancer öncelikle bestseller ürünlerden bir Raymond Weil vale ürün grubunda. Uzun zamandır kullanılıyor ve uzun zamandır üretildiği için oldukça rafine bir hale gelmiş vaziyette. Yani Raymond Weil vale, müşteri geri dönüşlerine değer veren, kullanıcıların saatleri, modelleri hakkındaki yorumlarına dikkate alan ve orada gördüğü talepleri, belki kusurları ya da kullanıcının feedbackine göre modellerini yeniden tasarlayan bir marka. Dolayısıyla şu an freelancer model ailesinin en rafine haline bakıyoruz aslında bakacak olursa. Medya çalışmalarında da genelde Raymond Weil freelancer modelleri öne çıkıyor. Dolayısıyla bu tür bir special edition için bence freelancer seçmeleri gayet iyi olmuş. Tabii bir de bu rafinasyon senelerin sonunda gelen rafinasyon Kesinlikle. kişiselleştirmeye de saati modeli daha uygun bir hale evet, getiriyor. Çünkü öyle. burada istenildiği şekilde, şekilde kullanılmış. Saatin kasası titanyum. Diğer teknik özelliklere de bir göz atarsak. Tabii anlatayım. Saatin kasası bahsettiğim gibi titanyumdan yapılmış. 43,5 mm çapında bir kasa var. Ufak bir kasa değil ama titanyumdan yapıldığı için, ultra hafif titanyum alışımından yapılmasından dolayı kolda müthiş rahat. 100 metre su geçirmezlik var. Önde kullanılan safir kristal camda antrefle var. Sanatçının burada minyatürize edilmiş eserlerini net bir şekilde hemen hemen her evet. ışık altında görebiliyorsunuz. Çok hoşuma giden detaylardan bir tanesi ince bir takimetrik skala var. Siyah seramikten yapılmış üzerindeki karakterler beyaz işlenmiş fakat sanatçının kullandığı temel renklerin hepsi çizik olarak buraya çok başarılı ve çok itinalı bir şekilde adapte edilmiş. Yani bunun çok daha pahalı bir markada yapıldığını düşünüyorum. Ödenemez fiyatlar çıkabilirdi ortaya. Bunu çok beğendim. Geçen seferki World Timer modelinin de bronz bezeli çok hoşuma gitmişti. Evet. Yine çok güzel bir dokunuş yapmış bezeli Raymond Weil burada. Siyah PVD kaplamalı kronograf butonları var. Onlar da şık ve modern duruyor. Üzerinde de küçük semboller var. Burayı bir kişiselleştirmiş. Arkada Safir Kristal kristal var ve burada da sanatçının ismi yazıyor. Raymond Weil tarafından dekor edilmiş bir perfore rotor var. Yine baktığınızda güzel bir mekanizma görüyorsunuz. Yani boş bir mekanizma değil. Côte de Genève dekorasyonları yapılmış. Arka kapakta modele dair detaylar yazıyor. Buna da baktığınızda aslında işte titanyum, safir kristal, 100 metre bu detayları görebiliyorsunuz. Güzel bir kayışı var. Mat bir kayış. Az dikişli ve kontrast dikişleri olmayan bir kayış olduğu için bence saate bakanın dikkatini direkt olarak saate yoğunlaştıran bir kayış. Yani vazifesini gören sade ve uyumlu bir kayış. Raymond Dale logolu şık tek tarafa katlanan bir klipsi var. Klips oldukça rahat ve çok da kaliteli gözüküyor. Klasik bir de yani birçok markanın kullandığı bir sistem. Klips konusunda ofiste Doruk'la saati incelerken kendisi bahsetmişti. Klips bilek üzerinde kapatıldığında klipsin kapanan kısmı yani amblemli kısmı bileğin biraz altında kalıyor. Kayışın kısa olan kısmı birazcık daha uzatılmış olsaydı bilek Özellikle. yukarı doğru gelirdi ve daha <laughs> konforlu olabilirdi diye konuştuk. Raymond Weil bizi dinliyor mu bilmiyorum ama <laughs> iki saat meraklısı olarak böyle bir tavsiyemiz var. Dikkat alırlarsa memnun oluruz. Onun dışında dediğim gibi çok güzel bir saat. İçinde bir Compax kalibre Raymond Weil 5030 var. Güzel bir kalibre. Ben dekorasyonunu beğendim. İşini güzel yapıyor. 56 saate kadar güç rezerv süresi var. Saat. İşte selita tabanlı. Selita tabanlı. Doğru. SYT 510 tabanlı. Saat, dakika, saniye, şık bir tarih ve kronograf özellikleri var. Görsel açıdan öne çıkan bir saat. Fakat tamamen her şeyini görsellikle sabitlememiş veya buna dayandırmamış. Kasasını titanyumdan yapmış, klipsini titanyumdan yapmış. içine otomatik kronograf bir mekanizma koymuş. Baktığım zaman bence özellikle kronograf ve kurma kolu üzerindeki o PVD detayıyla saate çok büyük bir özellik katmış. Doğru. Bir. İkincisi tarih çarkına bile baktığında oradaki font dahil Hı? her şey bu baskoya üzerinde konumlandırılmış evet. ve özelleştirilmiş. Evet. Bu saati teknik özellikleri o bu şu tamam yorumluyoruz harika evet. özellikle bahsediyorsun bezelindeki o mineden falan ama bu saati kim takacak? Burak yani bu kadar özelliği kolunda barındırabilmek için illa bu sanatçının hayranlarından biri mi olman gerekir? Yoksa bu güzel bir saattir, dikkat çekicidir İşte diyorsun ki sade ve görüntülü bir kayış işte o Hı -hı. basit bir, ama yani kayışı değil de kayışı hiç takmasan yine basit görünmüyor saat. Evet, yani kesinlikle. çok detaylı, çok hani bazı videolarda kullanıyoruz alengirli bir model. Doğru. Yani kime <laughs> taktıracağız bu saati? Bu detayları kullandıracağız. Şimdi aslında bu soruya cevap verirken şöyle bir giriş yapayım diye düşündüm. Biz genelde videolarda ben özellikle İngilizce terim kullandığım zaman eleştiri alıyorum. Aslında bu eleştiri yapan arkadaşlarımıza da hak vermekle birlikte <laughs> Bazı şeyler İngilizce'de o kadar güzel ifade evet, ediliyor Türkçe ki. Türkçe'ye çevirmesi çok zor yani. Evet biz şimdi dikkat çekici saatleri sınıflandırırken Serdar ve Doruk'la birlikte evet. bazen eye catcher göze takılan, bazen head turner insanın kafasını çevirip baktığı, bazen conversation starter evet, evet. bir diyalog başlatan ve icebreaker iki yabancının birbirine saati ne kadar güzelmiş diye konuşması şeklinde bazı terimleri kullanıyoruz. Bence bu direkt bir conversation starter. Yani evet. özellikle saate meraklı evet. birini Çok bulduğunuzda mantıklı. onunla konuşmaya başlayacağınız dikkatini çektiğinde gidip soracağınız ve elinizi alıp incelemek isteyeceğiniz bir saat. Bu gibi bir okazyonda olmaktan memnun olacak, rahatsız olmayacak biri. Yani saatini gösteren, saatinin fark edilmesini hatta birinin gelip saati hakkında ona soru sormasını isteyen biri bence bu saatin birinci derece alıcı profildir. Serdar. Evet. Öyle söyleyebilirim. Yani bu saat aslında hem anlatılacak hem Hı -hı. de bakılacak bir saat. Kesinlikle. Yani aynen bu öyle. sanatçıyı tanıyan bu detaylardan daha öncesinde haberdar olan iki kişi bu saate sadece bakarlar ve evet. hiç konuşmadan bile anlaşabilirler. Aynen. Ama öbür taraftan birinin dikkatini çekip evet. ya bu işte ortadaki dinozor, yukarıdaki taç, butondaki dolar işareti ne anlama geliyor diye o senin söylediğin conversation starter moduna da geçebilirsin. Aynen. Anladım. Ben bu saati bilmeseydim, görmeseydim ve atıyorum mesela gittiğimiz bir fuarda bir saat meraklısının kolunda evet. görseydin direkt yanına gidip bakabilir miyim? Orada dinozor mu var diye. Yani. <laughs> ben sonra bakabilirim. Dolayısıyla aslında dikkat çekmekten ve taktığı aksesuar hakkında konuşmaktan hoşlanan biri bence bu saati mutlaka almak isteyecektir. Peki bu saatin tasarımını yapan ekip sence neyi öne çıkardı? Yani neyi nereye koyacağını nasıl buna karar verdiler? Çünkü nihayetinde ölmüş bir sanatçı var ortada. Evet. Çok başarılı eserleri var. imza detayları var. Ya bunların hepsini 4 santimlik bir kadrana, 4 santimlik bir kasanın içine eklemek enjekte etmek de kolay değil. Yani nasıl bir ekip yaptı bunu? Sadece saat tasarım ekibi mi yoksa dışarıdan sence bir sanatsal çalışmalarda daha başarılı, daha çok zaman harcamış bir ekipten de yardım almışlar mıdır? Yani aslında işin background'unu yani perde arkasını tam olarak bildiğimi söyleyemeyeceğim ama bu tür collaboration gibi işlerde mutlaka sanat danışmanı olsun, motor sporları danışmanı olsun, tekne sporları danışmanı olsun yani saate adapte edilecek tema ile ilgili mutlaka uzman bir ekibin görüşü alındığından eminim. Yani, evet, yani bir türlü collaboration olmuyor zaten. Olmuyor ve zaten sadece saat tasarlamak olan, işi sadece saat tasarlamak olan biri bence bunu tek başına yapamaz. Yani saati tasarlayabilir, güzel bir saat çıkar. Raymond Weir freelancer standart bir versiyon çıkar. Siyah kadran, titanyum. Ama o sanatçının eserlerini bu kadar başarılı bir şekilde buraya adapte etmek için bence fikir alınması gereken, hatta işine başvurulması gereken bir ekip mutlaka vardır. Tabii ikisi de o bilgi birikimleri bir ürünün üzerinde birleştirdikleri de zaten ortaya evet. böyle başarılı bir model çıkıyor. Hı -hı. Ee, bu saat için değiştirmek istediğim bir yer var mı diye bir şey zaten Yok, hani bu yani bu soruyu bile sormaya cesaret edemiyorum. Kesinlikle. Çok özel bir ürün, çok üst düzey tasarlanmış, üst düzey detaylarla donanmış Hı -hı. bir saat. Burada sanmıyorum ki herhangi birinin bir şeyi değiştirmesini. Sadece eklemek istediğim bir şey var mı? Yani bu saatle ilgili ben mesela bana kalsa ben kayışta da muhakkak bu sanatçının detaylarından kullanmayı tercih evet. ederdim. Yani Hı -hı. bu kadar özelliklerle donatılmış bir saate biraz önce senin söylediğin biraz daha aksini düşünüyorum ben yani daha Hı -hı. farklı bir kayış evet. kullanılabilirdi. Ben kendi adıma bunu bir neyi değiştirdim değil de neyi eklerdim anlamında söylüyorum. Senin de eklemek istediğin bir şey varsa onu da dinleyelim. Senden çok farklı değil. Gide kayışla alakalı. Ben de saate baktığım zaman şu saatin üzerinde kauçuk bir kayış olsaydı, rahat rahat yazında kullanabilseydim diye düşünmüştüm. Şimdi senin söylediğinden sonra düşünüyorum. Eğer kauçuk bir kayış olsaydı üzerine dayanıklı bir malzemeden baskı yapılabilir ve en azından Bezenin insertünde, bezen minesinde kullanılan renk geçişleri Olabilir. kayışa da evet. gelebilirdi. Evet. Böylece çünkü o sanki duvarı boyarken şu hareketi sprey boyayla yaptığı gibi kayışta birkaç tane renkli çizik olsa evet. belki Basquiat'ın bu eserini ve çalışmalarını daha öne taşır diye evet. düşünüyorum. Yani çünkü bu saat artık hani tabir yerindeyse yoldan çıkmış bir saat. Kesinlikle. Yani evet. Ortada dinozor, orada taç, burada bu işte detaylar falan, Doğru. falan. Yani kayışı bu kadar basit tamam. Bu da bir seçimdir. Evet. Diğer detayları çok daha fazla ben öne çıkartıyor. Senin açıklamanda da zaten o vardı ama bir de dediğin gibi hani kayışa da yine sanatçı yansıtan birkaç tane detay eklenseydi belki farklı bir profile farklı bir gruba da hitap edebilirdi bilemiyorum yani. Raymond Weil Basquat 2 versiyonunda bizi duyar inşallah <laughs> diye kapatalım yani. o zaman. Bu arada tabii bizim kısa bir süre sonra bu markayla bu saati taşlandırmak için Horobox Insight grubuyla evet. beraber bir etkinlik düzenleyeceğiz. Orada da öncelikle Horobox Insight grubu üyelerini bu saatle tanıştırmış olacağız. Bu da güzel bir etkinlik olacak. Heyecanla Kesinlikle. bekliyoruz. Evet. Şimdilik çok teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi hafta sonları diliyoruz. Teşekkürler, hoşçakalın.